İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bilimden başka hiçbir şeye yüz vermeyen, demagojiden uzak, realiteye yakın tartışma programı Ben Seni Dinledim de siz sevgili seyircilerimizle tekrar birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz efendim. Bu akşam da tekrar geceleri bizleri uyutmayan çok önemli bir konuya parmak basacağız. Hububat fiyatları. Öncelikle sizlere konuklarımı tanıtmak isterim. Efendim, botanik bilimci Profesör Mesut Taçyaprak. Duyarlı olma uzmanı Profesör Yeter Duyar. Tezek Fakültesi Dekanı Hüseyin Doç. Ve tarla sever Fikri Traktör. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ ol. Ve programımıza konumuzu araştırmak üzere Pasifik'te bir adanın balta girmemiş ormanlarında bulunan İsmail Baş da canlı yayında bağlanacaklar efendim. İsmail Bey de hoş geldiniz demek istiyorum. İsmail Bey hoş geldiniz. Evet, Pasifik'e sesimiz geç gidiyor sanırım. Biz Fikri Bey'in bu konudaki düşüncelerini çok merak ediyoruz. O zaman Mesut Hocam konuya nasıl giriş yapmak istersiniz? Efendim şimdi bütün canlılarda olduğu gibi bitkilerde de tabii ki... Kardeşim konuşmayayım, konuşmuyorum diyorum. Yeter sustum artık. Efendim daha sözümü bitirmedim. Ya sen kimsin? Ben mi? Asıl sen kimsin? Efendim Mesut Taçyaprak'ta. Ha bak kaç programdır soruyorum daha yeni cevap. Abel Ensiz'de sorular sorup adamı bilimini şaşırtırım. Bilim adamı olmak hızlı düşünmeyi gerektir. Şimdi sen diyorsun ki bitkilerin canı vardır öyle mi? Öyle diyor. He? Evet efendim öyle söylüyorum. Bitkiler canlıdır diyorsun. Evet. Bakın ben her zamanki gibi belgelerle konuşan bir insanım. Gene buraya belgelerle geldim. Misal. Bu kim? Riyanya değil mi? Evet. Kendisi ünlü bir şarkıcı. Şarkısı var. Şanzımanı var. Diamond hatırladın mı? O şarkısı. Şimdi şarkı söylüyor, efendim dans ediyor, gerekirse ardını sallıyor. Böyle bir arkadaşımız. Doğru mu? Aa burada da ne var? Patates. Sen diyorsun ki bunlar ikisi de canlı, öyle mi? Bu ikisi de aynı şey yani. Sen Riyanya'ya patates mi demek istiyorsun? Aa böyle güzel bir kız patates mi? Seni zevksiz, terbiyesiz. Burada canlı yayında Riyanya'dan özür dile. Efendim, patates de canlılığını kanıtlamak için sahneye çıkıp göbek atacak hali yok herhalde. Yani canlılık sadece hareketle anlaşılmaz. Örneğin bitkiler nefes alıp nefes veriyorlar. Bitkiler nefes alıp nefes veriyor. Yani evet. Bütün canlılarda olduğu gibi öyle mi? Evet efendim. Peki hemen bu lafını çürüteceğim senin. Hemen yapacağım bir deneyle. Fikri Bey müsaade var mı efendim? Bakın şimdi Fikri Bey nefes almasını kestim. Ne oldu? Kesti çırpınıyor değil mi? Çırpınıyor mu? Çırpınıyor değil mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederim Fikri Bey. Bakın burada da bir pırasa var. Sıkıyorum. Hani var mı bir çırpıntı görmüyorum ben? Bir çırpıntı var mı? Çırpıntı yok. Neymiş? Demek ki nefes almıyormuş. Efendim ama bu cansızdır. Efendim, pırasanın boğazı mı var ki boğuyorsunuz? Ha seni yine kendi sözlerinle çürüteceğim. Sen pırasanın boğazı yok diyorsun öyle mi? Evet. Peki can boğazdan mı gelir? Bir tabii. Demek ki pırasanın canı yok. İşte bu kadar basit. Hoş bulduk Nezaket Hanım. Hoş bulduk. Efendim, Nezaket Hanım, ağzı olan bir bitkiyi ben şu anda araştırmak için Pasifik'te bir adaya geldim. Ve burada yerlilerle karşılaştım. Çok canı yakınlar, çok sıcak karşıladılar efendim beni burada. Fokura kanata. 100 derece de kaynıya tako. Fokur 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 da tako. Nezaket Hanım kendi dilinde kanının bana kaynadığını söylüyor. Benim de kanım sana fokur fokur kaynadı. Efendim geldiğim anda bana sıcacık bir küvet yaptılar. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Çok misafirperverler. Ayağa kalkıyorum bakın. Bu kadar ya. Tamam, tamam. Otur otur istirahat et diyorlar. Peki siz aradığınız ağzı olan bitkiyi bulabildiniz mi İsmail Bey? Sanırım sesimiz yine gitmiyor oraya. Ama güzel olan bir şey var ki İsmail Bey yerli halkla kaynaşmış durumda efendim. Hatta fokur diyor efendim. Çok güzel. Şimdi ben yeminler miyim? Susuyorum, susuyorum, susuyorum. Uyumayayım diyorum.
Hiç konuşmayayım diyorum, kendime sakin olayım, susayım diyorum. Ama artık bu zırvalıklar, bu saçma sapan konuşan her şey... burada söylenen bütün saçmalıklardan gerçekten artık... gerçekten beynim şişti. O yüzden çıldırabilirim her an. Çıldırabilirim. Değil mi efendim, değil mi? Evet. Yani saçmalıkları görüyorsunuz. Sen sus! Kepancı adam seni... Sen neden bahsediyorsunuz ya? Lütfen siz bana cevap vermeyiniz. Siz buraya yayınlanan bir canlılardan bahsediyorsunuz. Sadece canlılar diyorsunuz. Ölülerinden emin olma bahsetmiyorsunuz. Ölüler ne onun ya? Ölüler var efendim, ölüler. Siz atalarımıza, siz dinlerimize, siz dedelerimize haksızlık ediyorsunuz. Bu halk sizi çıkardığı gibi indirmesini de bilir. Bu halk sizi ne hale getireceğini çok iyi bilir. Özür dileyeceksiniz atalarımıza. Ya. Ölülerden özür dileyeceksiniz. Efendim, özür dileyeceksiniz ölülerden efendim. Özür dileyeceksiniz. Efendim bir dakika, ne atası ne dedesinden bahsediyorsunuz? Yani konumuz bitkiler. Hayır, ben kötü bir şey yaptıysam özür dilerim. İşte böyle özür dilerim, yazın yanlı yayında. Böyle özür dinleyeceksiniz efendim. Atalarımdan, nenemden, herkesten nenemden dileyeceksiniz. Özür dilerim. Ya ama efendim yani... Nasıl bir şey suratına doğru böyle konuşulması? Hıca 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 hıca. Fazla dudak hareketi yapmadan konuşuyor değil mi? Büzüyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Cevap vereceğim aslında ama anlamıyorum. Bakalım devam edebildiğimiz ama anlaşılmıyor. Çok yutuyor bir yerde. Tamam. İşte aynen böyle dinleyeceksiniz efendim. Böyle özür dileyeceğiz. Anlamazsanız anlatırım size. Önleyene kadar anlatırım size, özür dileyeceksiniz. Acaba eminim özür dileyeceksiniz. Bu ne yazar dediğim, yola çıktığınız gibi inmesini bilirsiniz. Acaba diyor, acaba diyor, acaba diyor, acaba diyor, acaba diyor, acaba diyor. Efendim siz neden bahsediyorsunuz yani? Ben zaten özür dilenmesi gerekiyorsa özür dilerim. Anlamadım ki ben şimdi. Heh, sonunda anlamadığını itiraf etti. Biz zaten kaç programdır anlatıyoruz, anlatıyoruz. Anlamadığından da zaten eminiz. Ama ben bilim adına, ilim irfan adına anlatmaya da devam edeceğim efendim. Efendim siz bilim adına ağzınızı ne zaman açsanız İsviçre'de bir bilim insanı ölüyor. Ne biliminden bahsediyorsunuz siz? Bakınız, argümanlarım karşısında çaresiz kalıp çirkinleşmeye başladı. Şimdi sizin derdinize göre diyorsunuz ki bitkiler canlı, öyle mi? E bit tabii. Bitkiler canlıysa o zaman analarımız her gün mutfakta katliam yapıyor. Değil mi? Marulu doğruyorlar, soğanı kavuruyorlar. Ne, buna ne diyeceksiniz? Özür dileyeceksiniz. Tam da yeni geldim. Özür dileyeceksiniz efendim. O marullardan, o kavunlardan özür dileyeceksiniz. Atalarımızdan, ninelerimizden. Hepsinden bu da tüm anlarına özür dileyeceksiniz. Çıktığınız gibi sizi indirirler. Hayır. Özür dileyeceksiniz efendim, özür dileyeceksiniz. Hayır. Ben havada doğru hemen özür dileyeceksiniz. Özür dile de bitsin bu işkence. Ya dinlemek isterim. Özür dile, dinlemek isterim değil. Siz burada özür dileyeceksiniz. Herkes bekliyor burada. Siz burada özür efendim, dileyeceksiniz. Efendim, susun. Özür dileyeceksiniz. Özür dileyin efendim. Özür dileyeceksiniz. Daha var oraya. Hayır, yok. Şimdi burada özür dileyeceksiniz. Özür dilerim. İşte böyle diletirler adama. Efendim, ben öyle bir şey söylemedim. Yani bakın, konuyu saptırıyorsunuz. Ben şimdi de saptıracağım sana. Şimdi, senin dergine göre o zaman domates de canlı, doğru mu? Evet. O zaman domates salçası soykırımdır. Yanlış mı? Yanlış mıyım? Doğruyum değil mi? Ha böyle kalırsın bilimin karşısında. Bilim köşeli bir şey. Evet Nezaket Hanım, ağzı olan bitkiyi henüz bulamadım ama... sanırım cilt bakımı amaçlı buradaki yerli arkadaşlar gözaltı yorgunluğumu almak için bana salatalık ikram ediyorlar. Bakın orada İsmail Bey'e salatalık doğuruyorlar. Salatalıkların sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? Hep İsmail Bey'in sesi çıkıyor. Ama misal ben de ona istinaden burada kabak getirdim. Bakın kabağı bıçağı sokuyorum değil mi? Bıçaklıyorum kabağı. Kabakta ses geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Canı yanıyor mu acaba? Bence yanmıyor. Bakınız. Aa! Gördün mü? Canlılık dediğin ha böyle olur. Bunun olmaz. Bu canlı değil çünkü. Bilim bu kadar basit bir şeyi kafa çalıştırmıyorlar ki hiç. Evet, bu durumda Fikri Bey'e söz hakkı doğdu efendim. Ve dolayısıyla ben Yeter Hanım'a sormak istiyorum. Mesut Bey'in iddiaları hakkında ne diyeceksiniz efendim? Efendim, bunlar iddia değil, hakikat. Bitkiler canlıdır. Aa! Bir dakika. İşte şimdi sözüm buna geldi yani. Siz sabahtan beri diyorsunuz ki bitkiler canlı mıdır diyorsunuz. Evet. Ha ben şimdi anlıyorum ama. Oh, sonunda ne dediğim. Siz benim dedeme, ot mu diyorsunuz efendim? Siz benim neneleme, maydanoz mu diyorsunuz efendim? Siz benim dedeme ot beyinli mi diyorsunuz? Siz benim neneme maydanoz, dedeme de ot beyinli mi? Özür dileyeceksiniz dedemle anamdan. Söyleyiniz efendim. Siz delirmişsiniz. Tuhaf bir tipsiniz. Ağzınız da tuhaf, yüzünüz de.
Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Dedenize herhangi bir şey söylemiyorum efendim. Sadece patates ve soğan bitkidir diyorum. Yani o zaman bu durumda benim nenem patates mi oluyor benim nenem? Dedem kökenginar mı oluyor? Özür diliyorum. Yeter ki susun. Efendim bunları sana özür dileyeceksiniz. Özür diliyorum. Özür dileyeceksiniz efendim. Bakın diledim, özür dilerim. İşte böyle, böyle diletiyorum efendim. Tövbe, böyle diletiyorum. Böyle özür dilemeyi size çok güzel öğretiyorum efendim. Sizinle tartışılmaz efendim. Bu durumda diyorsun ki yani bu işler yalan dolan diyorsun. Vazgeçtin yani sabından, öyle mi? Bitkiler canlıdır, cümlenizi geri alıyorsun. Ha. Hayır efendim, öyle bir şey söylemiyorum. Ama sebepsiz yere sürekli Türk halkından özür diliyorum ben. Yani olabilir mi böyle bir şey? Bitkiler canlıdır ulan! Bak, şimdi öyle canlı yayında ulanlı mulanlı bak. Nezaket Hanım, seviye düşecekse ben kalkar giderim ha. Ben seviyeli bir bilim adam. O zaman hadi konuşalım. Soruyorum, cumartesi geceleri İstiklal Caddesi canlı mıdır, değil midir? Ya ne alaka? Şimdi konuyu kıvırma. Konuyu kıvır deme, demagoji yapma öyle. Cumartesi geceleri İstiklal Caddesi canlı mıdır, değil midir? Evet, canlı efendim. Peki cumartesi geceleri Abu Patlıcan canlı mı? İnsanlar buna akın ediyor mu? Ya yok. Gelir tabii mi insanlara? Hayır, yok tabii ki. Heh, işte böyle kalırsın bilimin karşısında, yanlış mı? Niye gelmiyorlar o zaman bu da canlıysa? İnsanlar niye buna gelmiyor o zaman? Efendim, bir şey söyleyeceğim. Madem canlı değil, nasıl yürüyor bunlar? Kimle? Bitkiler. Bitkiler mi? Bitkiler yürüyor mu? Kusura bakma, sinirim bozuldu. Bitkiler nasıl yürüyor ya? Bunlar nasıl yürür? Sen hiç bir tane rokanın kınasına gittin mi? He? Sen istenmeye gelmiş maydanoz duydun mu? El ele tutuşan ağaç gördün mü sen? Ne demek üremek ne demek ya? Efendim, bitkiler insanlar gibi eşeğli üremez. Sporla çoğalırlar. Bu ne saçma bir şey? Hayatımda böyle... Yani efendim, bir tane papatya manitayı tavlamak için Şahin Bodybuilding salonuna mı gidiyor? Anlamadım ben. Sen hiç smas basal şey gördün mü pırasa? Efendim, yani sporla derken insan ve arıların taşıma yoluyla polenlerin döllenmesinden bahsediyorum ben. Abo! Ha sen diyor ki yine insanlarla arılar bitkileri gidiyor, öyle mi? Ya burası çok sıcak oldu da ben bir bardak su alabilir miyim acaba? Çok sıcak oldu burası. Su alabilir... Peki gene o zaman başka bir soru sorayım. Gene başka bir soru sorayım. Madem ki canlılar, canlı bu bitkiler, ağaçlar da canlı, doğru mu? Evet. O zaman orman yangınlarından niye kaçamıyorlar? Efendim kökleriyle toprağa şeyler yani, duruyorlar toprakta kökleriyle beraber. Biz de köklerimizle toprağımıza bağlıyız. Geleneklerimize, göreneklerimize bağlıyız ama yangın çıkarsak kaçarız. Bunlar bahane değil. Nezaket Hanım şu anda canlı yayında, burada saçmalanılıyor. Hah, canlı yayın. Neden? Çünkü hareket var. Koy bakayım şuraya bir tane Ebe Gümeci, izlenir mi? Ne bileyim ben? İzlenmez. Çünkü canlı değil. Bilim bu kadar basit ya. İnsanı kabul etmiyor, bunun kabuğunu soyalım çıkaralım. Moya kata vitamini kabuğundadır, ne soyuyorsa bak. Sen ne anlıyorsun, kedi oğlu mu? Ben saçımı süpürge ettim kosana ben. Çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz bakın, ben ferahlıyım diye beni soymaya kalkıyor. İyi iyi böyle arkadaşım. Kabuğuyla çıkar. Efendim nerede kalmıştık? Şimdi şöyle düşünün. Nasıl ki gülün tomurcuğu var, büyüyor. Büyüdüğüne göre canlı bu gül. Ne gülü? Isparta gülü. Ne bileyim ne gülü ya? Bir dakika. Ama siz susun. Bir dakika, ben konuşacağım efendim. Susun. Isparta gülü diyorsunuz. Benim dedem Ispartalı. Bu durumda siz benim dedeme gül mü diyorsunuz? Benim dedem Isparta gülü mü? Atalarımdan, dedelerimden özür dileyeceğim. Özür dilerim. Özür dileyin efendim. Özür dilerim. Daha çok dileyin efendim. Daha çok dileyeceksiniz. Özür dilerim. Böyle işte böyle dilettim efendim. Böyle dilettim efendim. Böyle dilettim. Özür dileyeceksiniz. Evet, Fikri Bey. Size dönmek istiyorum. Yarım saattir size döneceğim. Bir türlü fırsat olmadı efendim. Kusura yani, bakmayın. Evet. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Arabanız çekiliyormuş. İsterseniz bilgilenin. Nasıl açık oturum bu ya? Açık oturum bu. Akıl hastalarının terapisi mi belli değil artık yani. Ha, tartışmayı kaybetti. Hemen argümanlar çirkinleşmeye başladı. Şimdi senin mantığına göre eğer bitkiler canlıysa o zaman Kurban Bayramı'nda karpuz kessek de oluyor, doğru mu? Efendim lütfen saçmalamayın. Peki fotosentez hakkında ne diyeceksiniz? Efendim özür dileyeceksiniz siz şimdi. Özür dilerim. Fotosentez dediğince özür dileyeceksiniz. Özür dilerim. İşte böyle diletiyorum efendim. Bir dakika ya, bir dakika. Konumuzun fotomontajla ne ilgisi var ya? Tamam Jennifer Lopez, sen lütfen fotoğrafı ben dedim. Tamam mı? Fotomontaj zaten o geçti gitti. Efendim fotomontaj değil, fotosentez. Yani bitkilerin karbondioksit alıp oksijen vermesi. Bitkiler oksijen mi veriyor? Evet. Çölde bitki var mı?
Yok tabii ki. O zaman ne, orada niye oksijen var? Efendim, küresel bir süreçten bahsediyorum. Hala küresel diyor. Arkadaşım, ben sana dünyanın düz olduğunu iki program önce anlattım. Peki, madem soğan cansız, evet, o zaman niye öldürünceye kadar kavuruyoruz? Bak, sonunda bilimsel bir konuya parmak bastım. Tevekkeli değil bunca programdır kendimi yırtıyorum. Sonunda bilimsel bir yere geldim. Yeter artık. Ama ben bunu biraz düşüneceğim. Facebook'a falan bakıp araştıracağım. Yeter yani. Beni de kendinize benzettiniz. Nezaket Hanım, ben gidiyorum. Arkada biraz uzanacağım. Siz göreceksiniz. Özellikle de siz. Özür dilerim. Gidersen git. Bilimin karşısında abele de durursun. Bilim böyle karşısında dimdik durur. Benim de özür dilerim. Benim de özür dilerim. Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar Türkiye. İlahi Hüseyin Bey, el ele tutuşan ağaç mı olur? Bu arada burada mis gibi yemek kokuları geliyor. Vallahi karnımda epey bir aç yani. Ama burası çok sıcak. Ben bir fenalaştım ya. Ay sana dedim, şişe takalım, kolaydan yapalım dedim. İlla tutturdum böyle. Bilmiyor musun ko? Ben şiş sevmiyorum. Taneli sevmiyorum ben. Karıştırmaz adam ata kasa adam. Ben epey bir... Ha, konuşma kasa da sabah da benim. Ben şu donu halledeceğim ben. O ne arkadaş? Blender'e ko. Blender'e de kaçalım şuna ama. Ama burada beni bildiğiniz blender'dan geçiriyorlar. Ay benim bakkalım kırıldı, benim bakkalım kırıldı. Ay benim bakkalım kırıldı. Ne yemek yapsam acaba, ne yemek? Pırasa mı yapsam? Dün de pırasa yaptım. Ondan önceki günde ben pırasadan başka yemek bilmiyorum galiba. Ay tüt tüt tüt. Ay. Ay kolum ağrıyor. Ay bacağım ağrıyor. Bu gece olmaz, başım ağrıyor. Ay! Ne yemek yapsam pırasa yapayım. Pırasa, pırasa!